Global'e geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Nida Hanım, konumuz olan yere doğru giderken anlatayım. Belki mesaj alırsınız. İzleyicilerin %96'sının abonesi olmadığı YouTube'un en yeni ve en keyifli kanalındasınız. Ben konuşuyorum ki siz şu an abone tuşuna basın diye. Neyse işte. Evet, sizlere en farklı sunmaya çalışan, mümkün olduğunca ulan bu da varmış edilecek videolarla ve bazen de göreceğimiz içeriklerle birlikte çok gezeceğiz ama şimdi tarihi çamaşırhaneyi geziyoruz. Bu kadar lafın arasında aşağıdaki abone tuşuna basmışsınızdır diye umuyor. Buyurun bakalım diyoruz. Haydi çamaşırhane. Onunla popülerliği aslında konağa gelmiyor birçok insan. Filistezi'ye geliyor gibi. Tabii biz şimdi bu sıcakta bekleyeceğiz mesela Filistezi'yle. Yoksa konağa gelmiş olsa konağa girerdik direkt. Yani. Dilden kazanıyor. Ama keşke biletler çıktığı zamanlara denk gelebilseymişiz. Geç kalmışız. Evet. Akraba o zaman burada. Akraba tabii, yani uzaktan yakından. Ben şeye şaşırdım. Filiz teyze Tayyipoğlu ailesinden değilmiş galiba. Değil, evet. O sonradan mı buraya geldi? Sonraki yıl satın aldı. Hayır, Filiz bu köylü de orayı satın aldı. He, yani konağı satın aldı. Konağı satın aldı. Yani aşağı yukarı 30 sene önce falan. Anladım. Çünkü yandaki Ali abiyle konuşunca o soyadı Tayyipoğlu. Ali de şey tarafından, oranın istedal akrabası değil, kadın tarafından, yani oyun kadını köyde başka bir yerde gidip evleniyor, oranın torunu. Anladım Ali abi. Ama güzel reklam yaptı. Ali mi? Filiz teyze. Filiz Hanım şov da yapar. Çok yapmış. Güzel, yani şöyle, biz mesela ondan duymasak burayı bilmiyorduk az çok, öyle söyleyeyim. Hani belki bizim kaybımız büyük oranda ama. Yok, bizim de eksikliğimiz var. Yani yeteri kadar biz burayı tanıtamadık. Yani onda da şöyle, yani bir Safranbolu ilçe, belediyesi var, bilmem ne, para kaynakları çok fazla, insanları fazla, sayısı fazla, reklam yüzü çok daha fazla buranın. Peki abi, köyün adının Yörük olmasında Yörüklükle bir alakası var mı gerçekten? Yürüyüz. Gerçekten yürüyüşsünüz. 600 yıllık bir tarihimiz var bizim, ben de buralıyım yaklaşık. Ortasından geliyoruz. Oğuz Türkleri kayboydur burası. Buraya yerleşiyoruz. Osmanlı yerleştiriyor bizi buraya. Uzaktan akrabalığınız var. Görüyorsunuz sizi. Görüp kayboyundanlar kendileri Çorum'da. Soydaş. Soydaşsınız. Aynı soydansınız. Piramidin tepesinde hepsi birleşiyor aslında. Evet. Yani sonuçta odur. Öyle bir şey var. Önce çadırlarda oturuyoruz burada. Daha sonra mütevazi evler. Daha sonra da mevcut konaklar yapılıyor. Buranın ayrıca bir özelliği var. İşte Osmanlı bizi buraya özellikle yerleştiriyor. Yani tabiri caizse, kardeşim sen otur arada da benim de gözüm kulağım ol gibi bir görevle buradayız. 15 tane köy bağlı buraya. Merkezi bir köy statüsünde, o gibi yönetim şekliyle. Kadılık var burada. Sarayla da üst düzey bağlantı halinde burası. Saraydan dolayı İstanbul kültüründe taşıyorlar buraya. Evet. 1800'lü yıllardan itibaren de İstanbul'da ticaret hayatına atılıyorlar. Başta fırıncılık olmak üzere pasta börek gibi işlerle uğraşıyorlar. Patron oluyorlar. Oralarda kazandıkları paralarla da gördüğünüz konaklar yapılıyor. Her köyde mesela bir iki tane vardır ama buradakilerin hemen hemen hepsi konaktır. Evet. Maddiyatı ve kültürü yani İstanbul'dan geliyor buranın. Bir de şunu söyleyeyim. Bu köyün alanında da bizden önce bir yerleşim izi yok. Boş bir arazi burası. Etrafta var. Safranbolu'da var mesela. Bazı köylerde var. Burada yok. Ya ilk siz geliyorsunuz, evet. Sizi yerleştiriyorlar. Yani Osmanlı'nın o günkü İskambol tepelerinden bir tanesi. İskambol. Gayrimüslimlerin arasında Türkleri, Müslümanları yerleştirmek. Örneği oynayan yerlerden birisi burasıdır. Çok soğuk oluyor mu burası abi kışın? Ya her şey karıştı.
Artık mevsimler yani, şu anda karıştı. Şu gördüğünüz yokuş var ya, benim çocukluğumda gençliğimde kızak yolumuzdu bizim burası. Biz buradan kızağa binerdik. Kar bile yağmıyordu orada yani. Doğru, artık şu an bu dönemde bir şey... O normal şartlarda düzenli bir soğuk olurdu yani, kış mevsiminde yaşarlardı falan. Yazın böyle sıcak falan olurdu. Yazın da şimdi çok sıcak oluyor. 2-3 gün önce falan gelseydiniz çok sıcak vardı burada. Bugün yine iyi ya. Bugün yine iyi. Evet. Gerçekten bugün yine iyi. Yani ama köyün ayrı bir havası var. Hani cidden bir şey değil böyle, hani sıradan bir köye gelmediğini hissediyorsun ha buraya gelince. Evet. Mimarın yapısı falan da, evin şeyin, köyün planı projesi de, ben bu köyün olduğum için karış karış bilirim. Belirli bir düzen içerisinde yapılmış yani. Gelişi güzel. Burayı ev yapalım, burayı bilmem ne yadelim falan düşünmemiş. Burası da, geldiniz mi daha önce bilmiyorum, ilginç yerlerden birisidir. İlk kez geliyoruz abi, ilk kez senden dinleyeceğiz. Bir yapı değildir. Buyurun. Ama şey çok garibime gitti benim. Buyurun. Çamaşırhane niye köyün merkezinde değil de daha... Evet, onu misafirlerden çok soran oluyor. Şimdi burayı yapıp, zengin bir aile o günkü şartlarda yapıp hebediyor köye. Nereye yapacak? Uygun bulduğu yere yapacak. Evet. Yani nereyi verdilerse, nereyi gösterdilerse, belki de kendi arsasıydı burası. Hı hı. Oraya kimseye müdahale etmeden alın kardeşim. Kadınlar için zor olmuştu. Zor ama bir de şunu söyleyeyim, ya o dönemler bunlar düşünülmüyor. Yani bu yokuşu çıkmak kolay değil. Ki bir de... çamaşır getireceksiniz, odun getireceksiniz, akşam tersini yapacaksınız, gidereceksiniz falan. Filleri götür. Onlar düşünülmüyor o günlerde. İnsanlar fiziki olarak köy çoğu biraz daha alışkın böyle şeylere. Buyurun. Evet, burası 300-350 yıllık bir yapı. Çamaşırhane olarak yapılıp 1985'e kadar da kullanılıyor. Yapım sebebi ise evlerde su yok o dönemlerde. İnsanlar ya bir dere kenarına gidip çamaşır yıkayacaklar ya da böyle yapılar varsa gelip burada yıkıyorlar. Bütün köylü de gelip burada yıkıyor. Bir ön bilgi olarak veriyorum, çamaşırlar da burada taşın üzerinde yıkanıyor. Burayı yapıp köye bağışlayan da Bektaşi bir ailedir. Bektaşi kültüründe 12 imam öne çıkar, onlar da bu taşa 12 imamı simgeliyorlar. Burayı 12 köşeli yapıyorlar. Bir iki tane köşe göstereceğim. Köşelerden bir tanesi burasıdır. Şöyle çizgi şeklinde aşağı doğru da devam ediyor. Bir diğer köşe burasıdır. Öyle bunların gibi toplamda 12 tane köşe ve kenardır burası. Şu üstteki çizgilerin köşeyle ilgisi yok. Bazı köşelerde tesadüfen denk gelmiştir. Burada bir diğer özellikse, şuradan taşın üzerinden bir seviye aldım. Tarafa doğru geliyorum. Elimle taşın arası açılmaya başladı. Buralara geldiğim zaman da daha da fazla açılacaktır. Bunun da sebebi, insanların boyu düşünerekten tasarlanıyor burası. Çamaşır yıkarken kısa boylar için bu taraf, uzun boylar için de karşı taraf olarak dizayn ediliyor. Sosyal yerlerden biridir köyün burası aynı zamanda. Kalabalık geliyorlar. Kazanları yeteri kadar odunları getirip suları burada ısıtıyorlar. Buraya da açaraktan çamaşırları üst üste koyup tokaç adı verilen bu ahşapla da döverek yıkıyorlar. Deterjan olarak da kül, odun külü kullanıyor. Burada bir başka özellikse, taş kenarlarından ortaya doğru, merkeze doğru da bir eğim halindedir. Ve de kirli sular ortaya verilmiştir. Ortaya verilmesinin sebebi de taşın etrafında aynı alanda bir sürü insan çamaşır yıkarken kirli sularının birbirlerine karışmaması için. Ortadaki delikten akan sular da taşın altından dışarıya bahçeye çıkıyor. Burada yıkama işlemi tamamlandıktan sonra üç köşede üç tane kurna diyoruz, olup da diyoruz onlara biz. Oralarda da dağdan gelen temiz suyla durulama yapılır çamaşırlar bahçeye de kurulması için asılıyor. Kurnaların bir başka özelliği de hacimleri, yani büyüklüğü, hepsi birbirlerinden farklıdır. Sebebi de insanların çamaşır miktarları da farklı olacağından çamaşırı az olan küçüğünü, çok olan da büyüğünü kullanacak. Kapıya yakın olan en küçükleri çaprazdaki ortancı, diğeri de en büyükleridir. Burası da dağdan gelen suyun giriş yönüdür. Şu anda burada metal borular var. O dönemlerde metal borular henüz yok. Kök boru denilen pişme topraktan yapılma borularla geliyor su dağdan buraya. Ve yine bu sistem içerisinde de buradaki taş da kullanılıyor.
Taşı dört tarafından deliyorlar. Görevi de taşın gelen suyu sağdaki ve soldaki çeşmelere yönlendirmek. Bu taşı bu alanda düşündünüz. Şuradaki T harfine benzeyen borunun gravürü o dönemlerde bu taş yapıyor. Yaklaşık 70 yıl önce de metal borular kullanmaya başlanıyor. Taş da kenara geliyor burada. Karşı tarafta havalandırmadan bahsedeceğim. Bu binaya havalandırmayı tek taraftan yapıyorlar. Sebebi de ceyran yapıp insanlar hasta olmaması içindir. Ve de yüksekten yapılıyor. Burası buharlı bir ortam. Sıcak hava yükselerek gidecektir. Oradan kolayca dışarı çıkması sağlanıyor. Çamaşır yıkayanlar akşam karanlığa kalırlarsa da aydınlatmayı, duvar içerisinde nişler vardır. Oralara ışık kaynaklarını koyarak sağlıyorlar. Bu taşla ilgili bir bilgi daha vereceğim. 12 kenarlı olduğunu söyledim. Gelişi güzel bir 12 kenar değil. Tamamen düzgün, geometrik bir 12'gendir. Bir başka deyişle söylüyorum. İki köşe arasındaki şu kenar uzunlukları eşittir birbirlerine. Suyun ortaya gitmesi için verilen eğim 2 derece ile 3 derece arasında değişiyor. Yani 300-350 sene önce matematiği, geometriyi kullanaraktan bu köyde böyle bir çamaşırhane yapılıyor. Üç köşede kurnu olduğunu söyledim. Dördüncü köşede yoktur. Buranın da başka bir görevi var. Burası 12 kenar ve de 12 kişiliktir. Yani iki köşe arası bir kişiye aittir çamaşır yıkarken. Yarın çamaşır yıkamaya gelecek olanlar da bir tane odun getirip oraya bırakaraktan rezervasyon yapıyorlar. Geldiniz 8 tane odun var atıyorum. 9. kişi olarak da siz bırakıyorsunuz. Ama 12 tane varsa kusura bakmayın yarın burası dolu. Siz de bir başka gün gelin mesajı veriyor kısacası. Türkiye'nin değişik yerlerinde çamaşırhaneler var. Ama buradakinin özelliklerini karşılayan ikinci bir çamaşırhaneyi şu ana kadar ne gördük, ne duyduk, ne de biliyoruz. Karşında da yörük ağaları var. Biz köyde senede bir defa bir etkinlik yapıyoruz. Festival. Adına da köy günü diyoruz. 3 gün, 4 gün sürüyor. O günler boyunca da bir maddi gider oluşuyor. O günkü giderleri karşılayan kişiye de ağa diyoruz. Sponsorluk yapan insanlar kısacası. Bir de şartımız var yalnız. Ağa olmak isteyen kişi de mutlaka bu köyde olacak ama. Yani her parayı veren de düdüğü çalamıyor bizim köyde. Ama son 4 yıldır pandemi girdi araya. Başka sebepler de oldu. Yapamadık maalesef. Diğer duvarlarda da çizimler vardır. Onlar da köy şu anda koruma altındadır. Karabük Üniversitesi tarafından köyün rölevesi çıkartıldı. Ölçekli çizimler. Peki sokak isimlerindeki isimlerin köyle bir alakası var mı? Yoksa duydukları var. Saygıdan mı? Yani mesela Cemil İpekçi, modacı Cemil İpekçi'dir. Anne tarafı bu köylüdür Cemil İpekçi'nin. Onu merak ettim. Ondandır. Başka varsa, sorunuz varsa cevaplamaya çalışacağım. Buradaki tüm isimler o zaman bu köyle bağlantılı isimler. Şöyle mesela Kaymakam Celal Ulusoy yazıyor. Sokak diyor. O dönem Safranbolu Kaymakamı Celal Ulusoy isminde birisiydi. Bu sokaklardan kanalizasyon geçti, şebeke suyu geçti. Onların düzeltilmesinde katkısı oldu. Evet, o yüzden evet. O isimlerdi. Anladım. Teşekkür ederiz abi. Ben de teşekkür ederim. Varsa sorunuz cevaplamaya çalışacağım. Peki yakın zamanda köyünüzde yine öyle bir etkinlik olacak mı? Olursa nereden duyuruyorsunuz? Şöyle, o etkinliği kendi aramızda yapıyoruz. Yani. Öyle mi? Dışarıdan katılım olmuyor. Yani tesadüfen gelirsiniz de izlersiniz. Yani bir çağrı yapmıyoruz. Umarım denk geliriz o zaman. Fakat eskisi kadar biraz daha şey yaptı. Dejenere oldu diyeyim yani azaldı, yapamaz olduk. Sayılar azaldı, gelenler azaldı. Yani o köy günü yaptığımız zaman dışarıdaki köylerimiz de geliyorlar ama eskisi kadar değil yani. Bir zamanlar çok daha canlıydı, neşeliydi falan. Köyün halkı da mevcut, oturanlar da yaşlandı artık. Evet. Zaten 60 kişi falan yaşıyor, devamlı yaşayanlar. Onlar da belirli yaşın üzerinde insanlar köyde. Evet. Cumhuriyet'le beraber bu köyde yatılı okul var. Yani Türkiye'nin çok yerinde okul yokken. Ama şu anda maalesef okula gidecek bir tane öğrenci yok yani. Evet, köylerde kimse kalmadı artık. Yani o günün şartlarında teknoloji bu kadar yokken, bu kadar ince düşünülmüş, sistem oturulmuş bir maalesef ki şu an. Bektaşlı bir aileden bahsettim. Yani Bektaşlılar genelde eğitimli oldular ve de hoşgörülü oldular. Şeyleri falan daha fazladır yani onların bu tür insani düşünceleri. Onun da etkisi var. Şimdi bugün bile mutfak dolabı yaptırıyoruz da kimse sormuyor. Kardeşim boyunuza uygun mu değil mi diye.
300 küsur sene önce herkes düşünerekten yaptı. Gerçekten çok ince. Öyle rezervasyon yeri, havalandırma, kurnaların hacimleri, kirli suların birbirlerine karışmaması için yapıyorlar burayı da. Ortaya bölüyorsunlar yani. Köy günlerinde neler yapıyorsunuz? Efendim? Köy günlerinde neler yapıyorsunuz? Size has, burada, oyun. Hoş geldiniz. Kına gecesi mesela. Mesela sevmen oyunları vardır bu köye özel. Çevre köylerde falan yoktu. Burada vardı sadece. Onun gibi iki amacımız var zaten bunu yapmakta. Bir, eski geleneklerimizi unutturmamaya çalışmak. İkincisi de köy dışında köyden daha fazla köylümüz var. Senede bir defa bile olsa bir araya gelip bağları canlı tutmak. Amaç olur onu yaptığımız. Abi, teşekkür ederiz. Çok gerçekten teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ücret ödememizi yaptık mı? Yapmadık hayatım. Hadi sen yap. Sen deydi. Önemli değil. Siz de benim misafirim olun. Abi yok, olmaz öyle bir şey. Yo var abla. 10 TL değil mi? 10 lira. Yani. 3 kişiyiz. Çok teşekkür ederiz ben abi. Diline sağlık, emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Hoşça kal. Yalnız tekrar gelirken rezervasyonu unutmayın. Teşekkürler abi. Aziz Yıldırım Ses abimizden bu güzel bilgileri aldık. Evet, benzettiğimiz ses Aziz Yıldırım'a aitti. Şu anda geri gitmemizin bir sebebi var. Çünkü videoda bulunmayan ve sizler için öğrendiğimiz bir başka bilgi vardı. Bunu da sizlere vermek istedik. Bektaşi köylerinin girişlerinde ve çıkışlarında mezarlıklar bulunuyor. Ya da Bektaşilerin bulunduğu köylerde bunu fark etmişsinizdir. Bunun sebebi Bektaşi kültüründe köylere girişte ve çıkışta ölümü hatırlamak ve varlığına saygı duymak. Şimdi bir sonraki videomuz için yola çıkalım. Bizlere iyi eğlenceler. Bakalım nerede olacağız haftaya. Siz şu an abone olun. Biz ise sizle beraber eğlenmeye devam edelim. Gezelim, görelim, öğrenelim. Neydi? Global. Gez, eğlen, öğren.